devlet kredileri, kamu bankaları kredileri düşürüldü. Ev ya da araç almayı düşünüyor musunuz? Yani şu an biraz daha cazip olduğu için ertelemiş olduğumuz fikirlerimizi ön plana çekmeyi düşünüyoruz. Normalde ev alımını biraz ertelemiştik ama şimdi tekrardan bir bakar hale geldik. Yalnız fiyatlar bayağı bir yükselmiş. O insanı biraz vazgeçiriyor ama kredilerin düşmesi de biraz almaya itiyor. Araç aldım zaten ama devletten almadım. Ziraat Bankası'ndan bahsediyorsunuz. Tam araba kredi çekeceğim zaman, Deniz Bank'tan çektim. Birden bu virüsten dolayı ne oldu? Kredileri, faizleri düştü. Benim şansım vardı, hiçbir şey çıkmadı. Aldıktan sonra hiçbir şey yaramadı yani, öyle diyeyim size. Ev almayı düşünüyoruz inşallah. Düşünüyordum ama bizim fırsatçılar evleri ve arabaları yükselttiği için geri vazgeçtim. Şu anda araç almayı düşünüyoruz, evet. Biladerime benim evim var. Biladere evi alıyoruz. Şu an içerideler. Evet. Çok memnunuz yaptığı işlerden dolayı. Yok, düşünmüyor. Herkes bir şeyler düşünüyor adam. Ama bu işte bay kefildir bilmem nedir, bunları bulmakta gayet zorluk çekiyoruz. Şu an ev ve araç almayı düşünmüyorum. Sadece bir ihtiyaç kredisi kullanacağım. Daha önceki aldığım evin kredisini kapatacağım. Bence olumlu. İnsanlar için iyi bir şey. Güzel bir fırsat diye düşünüyorum ben. Hayır. Düşünmüyor çünkü ödemiyoruz ki. Ya böyle sırayla beklese nasıl alacaksınız? Şu anda şu sırayı görüyorsunuz. Kaç kişi böyle sırada? Sabahtan beri bir sırada bize sıra gelmemiş. Ehliyet parası yatıracağım diye 5 saat bekliyorum. Acaba kredi çeksek kaç saat bekleyeceğim? Ve herkesi geri geri tekrar sıraya koyuyorlar. Geri git, ileri git, geri git, ileri git. İnan ki nefret edilir. Şu karabalık kendi görüyorsunuz. Çok zordu. Allah yardımcımız olsa hepimiz. Kredi çekmek de istemiyorum çok şükür. Yo, var aracımız, gerek yok yani. Aracımız da var, evimiz de var. Ben aldım zaten onu. Kredi aldım daha önce. Şu an için düşünmüyorum. Aslında araç almayı düşünüyorum ama faiz olduğu için, dinime göre haram olduğu için almayı düşünmüyorum. Kesinlikle hayır. Hayır, düşünmüyorum. Hayır, düşünmüyorum. Araç fiyatlarını takip ediyor musunuz? Evet, ediyoruz. Ne düşünüyorsunuz fiyatlar hakkında? Araç fiyatları son bir yıldan daha az bir sürede %60-70 gibi çok ciddi bir artış yaşadı. Bence çok afaki bir artış. Yani ben suni olduğunu düşünüyorum ama korona kriziyle birlikte yeni araç üretiminin yavaşlaması hem Avrupa'da hem Japonya, Asya tarafında. Bunlar da etkili oluyor, kalıcı olacak gibi düşünüyorum ben. Takip ediyorum, uçtu çünkü ya. Şimdi ikinci eller hani, ateş pahası diyeyim ben sana. Hani ben aldım, hani ben şu anki aldığım araç şöyle size diyeyim. Hani 15-16 lirayken şu anda 19-20 lira olmuş. Araç fiyatlarını takip ediyoruz. Piyasa yüksek. Konutta da aynı şekilde yine piyasa yüksek. Yani bunu bir fırsat bilip fiyatları artıranlar oldu. Devlet yetkilerinin el atmasını istiyorum. Her zaman. Yani baktığın zaman piyasa, nasıl şöyle örnek vereyim, 20 bin lira araba 35 bin lira oldu. Şimdi ben bu durumda niye araba alayım? Evler 200 liraysa 250 lira oldu. Şimdi ben niye ev alayım? Tamam, belki kredi düşürüldü ama bunu fırsata çevirenlerin yüzünden almıyorum. Araç fiyatlarını ediyoruz da araç fiyatları çok artmış. %30, %25 artmış. Bu da çok yanlış bir şey. 50 liralık araba 70 olmuş. 20 liralık araba 30 olmuş. Buna devletimizin bir el koymasını isterik tabii. Şu anda ihtiyaç duymuyorum. Kendi arabam olduğu için ikinci bir arabaya ihtiyaç duymuyorum. Takip ediyorum normalde. Ehliyetim yok, ilgilenmiyorum. Hepsi fiyatlar ortalama piyasanın 10-15 lira üstünde. Krediler düşürüldü ama fiyatlar artmış. Maalesef aynı şey alamıyorum. Devesi çok fazla yüksek olduğu için ona da yanaşamıyoruz. Yani kredilerin verdiği destek sadece onlarla yetmiyor. Yani devletler de yardım etmesi gerekiyor. Yok, çok takip etmiyorum. Araç ihtiyacım olmadığı için yakıt, araç ihtiyacım yok. Takip ediyorum. Araç fiyatları da hiç belli değil yani. Sabah bir kalkıyor, akşam bir iniyor. Hiç yani sevmediğimiz bir şey. Yukarı çıkıyor, aşağı iniyor. Yukarı çıkıyor, aşağı iniyor. Bu ne biçim iştir yani? Eski arabalar adam bugün alıyor, yarın bir bakıyor yukarı fırlamış. İnternette akşamda beri takip ediyorum, bakıyorum. Adam dün 10 lira yazmış, bugün 20 diyor. Öbür gün 30 diyor. Bu nasıl oldu? Hani kim kar etti, kim zarar etti onu bilmiyoruz. Anlamıyoruz yani bu kar şey üzerinde. Yok, alıp satmadığımız için neye takip ediyoruz? Hayır, etmiyorum. Gerek duymadığım için etmiyorum. Araç fiyatları son bir yıldan daha az bir sürede %60-70 gibi çok ciddi bir artış
yaşadı. Bence çok afaki bir artış. Yani ben suni olduğunu düşünüyorum ama korona kriziyle birlikte yeni araç üretiminin yavaşlaması hem Avrupa'da hem Japonya, Asya tarafında. Bunlar da etkili oluyor, kalıcı olacak gibi düşünüyorum ben. Araçlarda fahiş bir artış var. Özellikle de ikinci ellerde. Buna paralel olarak da birinci ellerde arttı ama daha çok ikinci eller arttı. Teşekkürler. Kendi arabamı sattım. Ondan 3 ay önce. Şimdi sattığım arabayı en az 10 bin lira, 15 bin lira üste verip de tekrar alamıyorum. Hayır, takip etmiyorum. Peki bu konu hakkında düşünceleriniz var mıdır? Hiçbir düşüncem yok yani. Fiyatlar konusunda fiyatlar pahalı. Yine pahalı yani. Ne yazık ki pahalı bir ülkede yaşıyoruz haliyle. Fiyatlar da pahalı. Hayır, takip etmiyorum. Tabii ki şu anda bir tane arabamız da bizim. Ama şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Biliyorsunuz virüs var günümüzde. Bankalar yükseliyor, geri al çalıyor. Şu anda sıfır arabalar değil, ikinci el arabalara saldırılıyor. İkinci el arabaların fiyatları sıfırdan daha yüksek oldu. Şurada bir anlaşmamız lazım. Devletimiz kesinlikle ve kesinlikle bu banka kredileri olsun veya diğer krediler olsun, evmiş, arabaymış, buna emin ol, faizini fazlasıyla koymadan almıyor. Burada ne oluyor? Devletin, halkın sıkıntısı oluyor. Biliyorsunuz günümüzde cumartesi pazar devlet yönünden yasak verildi, bilmem bir şeyler oldu. Ve şu an organizenin %90'ı çalışmıyor. Bir gün sormuyorlar arkadaş, siz ne yiyip ne içeceksiniz diye. Pandemiden 1000 TL para veriyorlar. Mesela ben yaptım, bana vermedi. Benim annem %80 engelli, raporlu. Fil hastası kendisi. Sıkıntı yok. Hani biz elimizden geldiği kadar da çalışıyoruz ama halkımıza gelince veya işte bu sizin dediğiniz gibi araba fiyatları bilmem bir şey, kesinlikle hangi bir halka sorarsan sorun kesinlikle geri kaçınıyor. Çünkü eski dönemin arabasının fiyatıyla şimdiki arabanın fiyatı çok farklı. Kesinlikle. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Eklemek istediğim şu var. Belki konumuz değildir ama bilmiyorum, yayınlar mısınız, saygı duyarım ama. Devletimizin bazı püf noktalarında, bazı yasalarda falan tamamen önlem alması gerekiyor. Bu nedir? Biliyorsunuz belki konumuz değildir ama çok özür diliyorum. Af çıktı. Af çıktı ve tekrar boşaltılabilmem bir şey oldu. Yani bu, eğer sizin de aracılığınız olursa tekrar Adalet Bakanlığı'nın yapılandırması, cezalarının affedilmesi ve gerçek kader mahkumlarının çıkmasını öncelikle yürekten, çünkü ben de bir kader mahkumuyum, yürekten destekliyorum. Teşekkür ediyorum.